Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış, his ve zevkin coşkunlukları ise aklın rahman rahim, küllü şeyin hâlükün illâ hükmü ve ilehi turcaun ayetinin mealini ifade eden ya ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin rüyasasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatmi mahsus yapıp muhtasar bir hatmi nakşu hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahi hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, hadsiz bir cemal baki malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan, suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihette kusur ediyor, kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye has muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masiba fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin. Senin ipkan ile mevcudat beka bulabildiği bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemaller üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbublara dedince manevi cerihalar olur. İkinci cümle olan ya baki entel baki olan hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin. Madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve esma i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ders akıldan ziyade kalbe bakar diyor. O yüzden hikmetten ziyade his ve ruh ve diğer letaifle anlaşılabilecek bir ders. Yani 40. hocamız zaman zaman söylediği bir şey vardı. Hava esti. Esen havaya ne yaparsın? Ancak bağrını açarsın. O havayı bağrını açarak, ağzını açarak muhatap olursun. İnşallah biz de bu dersten Cenabı Hak istifade ve istifaz etmeyi ihsan etsin. Şimdi Üstad Hazretleri tabi burada his diyor, kalp diyor ama Üstad hikmet dedi, izah edecek yine hikmet elden bırakmıyor. Tabi şimdi biz bugünkü dersimizi birkaç cihet ve veçesiyle işleyeceğiz. Yani dersi başka bir kaç tabakadan bakmaya çalışacağız. Ondan dolayı asıl bugün konumuz buradaki Ya Baki Entel Baki'de ne yapılıyor? Yani birinci asıl bugünkü dersin yoğunluğu birinci Ya Baki Entel Baki. Yani. İnşallah ikincisine de başka bir zaman nasip olursa şey yaparız. Şimdi oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü <laughs> şeyin halikun illa vaça Lehül hükmü ve ilehi turceun. Bu ayet-i kerime, küllü şeyin illa illavace. Her şey helak olacak. Ayet-i kerime de Cenabı Hak buyuruyor. Bakın bazı hadislerde de var. Mahşer günü ölüm diyor. Bir koç suretine getirilir. Ölüm de öldürülür diyor. Yani ecel, ölüm bütün vazifeyi yapar. Bütün vazifeyi bitirdikten sonra ölüm de öldürülüyor. Ama ölüm öldürüne kadar ölüm hepimize uğruyor. İşte ölümün de öldürüldüğü, ölümün de öldürüldüğü her şeyin adeta varlığın bir an ortadan kalktığı bir an olacak yani. Nasıl şu an biz gözümüzü kırpıyoruz, açıyoruz. Çok saliselik bir şeyde aslında böyle yavaşlattığın zaman her taraf karanlaşıyor. Sonra aydınlaşıyor değil mi? Mesela bazı ehli tasavvuf ve ehli tarikat diyor Üstad Hazretleri. Bu ayet-i kerimeyi biraz ifrat manada bir yorum getirmiş. Yani her şey yok olacak. Öyle değil. Ayet-i kerimede illa veçe diyor. Her şey yok olacak. Sadece Allah'a bakan veçeler müstesna. Yani nedir Allah'a bakan veçeler müstesna? Senin malın yok olabilir, sen öleceksin, malın elinden gidecek, dünya gidecek ama o malınla hasbi olarak yaptığın zekatın müstesna. İbadetlerindeki ihlas müstesna. Yani her ne yapmışsan ve her ne yapıyorsan bunların ihlaslı sıf rızayı ilahiye bakan yönleri asla yok olmayacak. Peki. Şimdi Cenab-ı Hak buyuracak ki lillahi limenin mülk ayet-i kendisi Cenab-ı Hak seslenecek. Ayet-i kerimede geçiyor. Limenin mülk. Mülkün sahibi kimdir? Hani her şey öldürüldüğü, yok edildiği zaman böyle bir seslenecek. Limenin mülk. Yine Cenab-ı Hak kendisi cevap edecek. Lillahi vahidil kahhar. Evet. Kahhar ve vahid olan benim. Bugün mülkün sahibi kimdir? Yine Cenab-ı Hak diyor bugün mülkün sahibi benim. Şimdi Kulli şeyin halikun illa vecce lehul hükmü ve her şey helak olacak. Allah'a bakan veçelere müstesna. O bir an yani her şeyin bir an yok olması bir an o. Yoksa sadece Allah'ın varlığın kalıp diğer bütün mahlukat yok olacak manası değil. Bunu ifrat manada vermişler. Ve ne diyor ayet-i kerimede? Ve çöğülevül hukmu ve lehi dönüş onadır. Şimdi bu ayet-i kerime, şimdi verdik zaten meal-i münifini verdik. Ama Üstad Hazretleri bu ayeti kelimeyi ya baki entel baki ya baki entel baki iki kelimeyle bu ayeti tefsir edecek. İşte çok enteresan. Oku okuyalım. Ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade Şimdi bak, ediyor. Ayetin ayetin me meali münefini verdik her şey helak olacak. Allah'a bakan veçeler müstesna. Şimdi üstad hazretleri işaretül icaz müstesna. Orada da marifet eksenli bir mana ve meal var. Bakın burada bazen soruyorlar işte risalanın altına üstüne ayet, hadis koyuyorlar falan ki üstadın tensibinde böyle bir şey yok. Yani meal olarak üstad hazretleri ayeti yer verir veya hadis-i şerifi oraya koyar. O ayetin ve hadisin marifetullah cihetinden izahatını yapar. Sadece meal noktasıyla yapmaz. Bazı kardeşlerimiz o sadece meale takılıyor. O zaman hakikate geçemiyorlar yani. Şimdi bu ayetin manasını ifade eden iki kelime. Ya baki entel baki. Ey beka her şeye sahip olan ebedi ezeli ve ebedi olan Allah'ın. Ya baki entel baki. Sensin baki olan. Evet. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. İkisi aynı cümle ama ikisi ayrı manada. Yani birinci ya baki entel baki ayrı bir manayı, ikinci ya baki entel baki ikinci ayrı bir manayı veriyor. Bu ders bizim maneviyatımızın olmazsa olmazıdır. Yani mesela biraz sonra bazı örnekler vereceğim peygamber efendimizden de. Yani maneviyat neyle yürünür, nasıl yürünür, nasıl istifade edilir? Kalbin kıblesi nedir? Onları anlatacak. Evet. Ondandır ki nakşilerin rüyasasından bir kısmı bu iki cümleyle kendilerine bir hatmi mahsus yapıp muhtasar bir hatmi nakşi hükmünde tutuyorlar. Yani nakşibendi tarikatında bir geniş hatme var, bir dar hatme var. Teferruatına girmeyelim. Nakşibendi tarikatının meşahinden bazı zatlar bu ya baki entel baki sadece bunu üzerine bir hatme yapıyorlar. Evet. Şimdi onlar bunu zikir üzerinde yapıyor. Üstad bu zikrin fikri yönünü, ilmi, manevi cihetini izah edecek. Evet. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahi hükmünde kalbi masivadan teciz ediyor. Şöyle ki. Şimdi evvela ya baki entel baki bakın dedi ya her şey helak olacak. Allah'a bakan veçeler müstesna. Bu ayetin ma mealini ve manasını ifade eden hakikaten iki kelime. Birinci kelime, ya baki. İkisi de aynı ama birincisi şu. Evvela manevi bir ameliyat. Yani her şeyin Allah'a dönmesi için, her şeyin yüzünü Allah'a çevirmesi için, her şeyin tabice istikametini Cenab-ı Hakk'a döndürebilmesi için bir manevi ameliyat gerekiyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şakkı sadır dediğimiz yani göğsünün yarılması var. Üç defa olmuştur. Birincisi Halime-i Sadiye'nin süt annesinin köyünde Benisat Saat kabilesinin olduğu köyde çocukken süt annesinin yanında kaldığı zaman oluyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Kalbindeki siyah bir kan pırtısını temizliyor. O siyah kan pırtısı şeytanın insandaki nasibi. Ve şeytanın şerrini ilka edecek mahal. O hepimizde var. Onu çıkartıyor Cebrail Aleyhisselam. Temizliyor. Hatta kardeşi koşuyor. Ya anneciğim diyor. Muhammed'in göğsünü deldiler. Bir bakıyorlar hiçbir iz yok. Efendimiz sonra yani 40 yaşındayken bu hadiseyi sahabesine anlatıyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam o birinci ameliyatı yaşadı ya ondan sonra çocukların oyuna hiç tevessül etmiyor. Çocukların oyununa çocuk ya şeylere meyletmiyor. Bakın şimdi bu bir. İkincisi 40 yaşında vahiy geldiği zaman oluyor. Yine bir kalp ameliyatı. Yine bir kalp ameliyatı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer vahye muhataplığa hazırlanıyor. Üçüncüsü 52 yaşında Allah'ı göreceği zaman oluyor. Miraç'ta. Yine kalp ameliyatı oluyor. Bu sefer de bakın o ikinci kalp ameliyatı o Risalet vazifesini yüklenecek. Vahye muhatap olacak. Allah o kalbi Muhammedi'yi o vahye hazırlıyor. Bu kalp işi çok önemli çok çok önemli. Ders de bunu anlatıyor zaten. Üçüncüsü Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta yaşadı 52 yaşında. O, süreçte süreç esnasında o da o Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacak. Kelam-ı Rabbani'lere mazhar olacak. Bazı feyizlere mazhar olacak. Burada ne anlıyoruz? Tabi bu beşerde peygamber efendimize yani o ilki diğer peygamberlerde gözükmemiş. O maddi olarak. Bundan ne görüyoruz? Allah huzuruna yolculuk kalbi sıhhat istiyoruz. Allah Habibini farklı vetirelerle zamanla muhatap olacağı manaya göre kalbi ne yapıyor? Bir ameliyatı maneviyeden geçiriyor değil mi? Tabi ameliyat öyle kolay bir şey değil. Mesela Üstad da bunu şöyle yaşamış. Yani mesela Kamil, Peygamber Efendimiz'in Kamil varisleri de bazen bu gibi şeyler yaşayabilir. Evet. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın çok enteresan bir şey. İki köprücük kemiğin arasından hacamat yaptırırdı. Çünkü şeytan hadis-i şeriflerde var. Şeytan hortumunu kalbine atar, vesvese verir. İki köprücük kemiğin arasından hacamatını yaptırdı. Efendimiz şeytanın maddesini ve şeytanın sahasını daraltıyordu. O yüzden iki köprücük arasında hacamat tavsiye edilmiş. Bilmem anlatabildim mi? Yani insan dediğimiz varlık madde ve manadan bir araya geldiği için insanın terbiyesi hem ilimle hem fizikle hem metafizikle her cihette terbiye gerekiyor. Evet. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. Tabi üstat kendine böyle söylüyor. Biz söylüyor. O kendini diyor. Evet. El mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Hı. Kendini bataklık çamurunda gördü. Allah. Üstat bunu, istedi. Üstad bunu dediği zaman Allame Bediü zaman muhakematı yazmış. Hadi okuyalım bakalım muhakematı bugün. Değil mi? Evet. Ama kendine nasıl bakıyor? Haşa gafil diyor vesaire. Evet. Kendini bataklık çamurunda gördü. <laughs> Medet güzel. istedi. Bir yol aradı bir halasker taharri etti. Yani eski Said var bir de yeni Said var. Şimdi bir eski olsan yeni olsan buradaki herkesin bir eskiden yeniye geçişi lazım. Üstad eski Said yeni Said diye okuyoruz. Dedik ya bugün bu dersi farklı cihet ve cepheyle okuyacağız yani. Efendime söyleyeyim. Şimdi herkesin bir eskisi yenisi var mı? Var. Yani daha doğrusu eskiden yeniye geçmek mecburiyetimiz var. Yeniye geçmezsek yolda devam edemiyoruz. Yeniye geçmezsek yolda devam edemiyoruz. Evet. Gördü ki yollar muhtelif tereddütte kaldı. Gafs azam olan Şeyh Geylani radıyallahu an Fütül Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Üstad Hazretleri Şahı Geylani Fütül Gayb'ın almış, tefeül etmiş. Ne çıkmış? En tefi idaril hikmete fetlub tabiben yuda kalbek. Yani orada diyor ki sen darül hikmettesin. Sen herkesin kalbine bir tedavi çalışıyorsun ama sen evvela kendi kalbini tedavi et. Şahı Geylani diyor. O zaman da evet. Aciptir ki ben o vakit Darul hikmet İslami azasıyım. O zaman da Üstad Darul Hikmeti İslamiye'de vazifeli. Yani bir açıyor orası geliyor. <laughs> Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Yani ben insanlara fetva vereceğim. Sorularına cevap vereceğim. O noktada vazifeliyim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Ya işte en ziyade hasta Evvela kendimiz değil mi? Evet. Hasta evvela kendine bakmalı, Hı. sonra hastalara bakabilir. Ya, evet. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, ya. kendine bir tabip ara. Yani mesela bu, biz bunu okuyoruz ama, vay be üstad neler yaşamış diye okuyoruz. Öyle değil. Biz hastayız. Biz hastayız yani. Bizim bir kalbi hastalıklarımız var. Biz hala kalbimizi Allah'a tam döndüremedik yani. Yani tabii ki haşa min huzur söz meclisten dışarı. Ama herkes kendi nefsini bu noktada sigaya çekebilir. Muhabbette Allah'a çevirebildi mi? Marifette Allah'a çevirebildim. mi? Allah çevirebildim. İşte izah edecek onlar. Evet. İşte Hazreti Şeyh bana der ki sen kendin hastasın. Kendine bir tabip ara. Bir tabip ara. Sen hastasın. Millete fetva veriyorsun ama sen kendin hastasın. Üstad ne demiş? Ben dedim sen tabibim ol. Bak şimdi, tuttum. Ta, tuttum. Kendimi ona muhatap ederek o kitaba bana hitap ediyor gibi okudum. Şimdi kitaptan nasıl istifade ederiz? Kitap okuyoruz değil mi? Nasıl istifade ederiz? Sohbet dinliyoruz. Nasıl istifade ederiz? İstifadeyi söyleyecek ona kendimi muhatap addederek yani Şahı Geylani orada bana söylüyor. Bana söylüyor diye dinliyor. Evet ben öyle de başka dinlediğim. O kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Bizim rahmetli bir hocamız vardı. Şimdi ismi hatırlamıyorum. Bora abi burada mı? O vefat etti ya Şahı Geylani torunlarından. Rahmetli Cemal Hoca'ydı değil mi? Evet. ha Cemal Hoca. Cem Hoca çok mübarek bir zattı. Allah rahmet eylesin. Amin. Babası da mürşit bir zatmış. Hatta üstatla mektuplaşmaları da olmuş. Cem Hoca Murabi hatırlar. Biz böyle oturuyorduk bir gün. Dedi bir gün dedi böyle bir hadis okudum. Hadisi şerif. Dedim ki ya bu ne güzel hadis cemaate nakledeyim hemen akşam. Böyle güzel bu cemaate güzel nakledilir. Babam dedi ki oğlum Cemal bu cemaatin ne güzel nakledilir değil, ne güzel yaşanır diye oku. Yani ne güzel nakledilir diye değil de ne güzel yaşanır diye oku. Kendine oku, içine oku. İçine oku. Hakikaten bizim için çok güzel bir sohbetti o yani. Çok güzel bir derste. Şimdi üstad da kendine muhatap eder gibi okuyor. Şahı Geylani'nin o kitabında mesela Ey dinini dünyaya satan münafık. Ey betbah, ey gafil. Bunlar çok ağır ifadeler. Tabi bu asırda insanlar günahla çok hemal olduğu için betbah deyince yani öyle çok da vurmuyor. Sinek vızırtısı gibi bir şey geliyor. Anlatabildim mi? Adam adama sövüyor sonra bakıyorsun yan yana oluyor değil mi? Enteresan bir devirdeyiz yani. Evet. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Bak çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Öf, üstad diyor gururumu kırıyor. Ey betbah, ey dini dünyaya satan. Allah Allah, subhanallah. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Bak, bir cerrah bir ameliyat attı, neşter bir neşter attı. Evet. Dayanamadım yarısına kadar kendimi ona muhatap ettilerek okudum. bitirmeye tahammülüm kalmadı. Üstad diyor ki kitabın yarısına kadar okudum dayanamadım kapattım. <laughs> Niye? Ameliyatı Şahı çok derin yapıyor yani. Bakın çok derin yapıyor ya. Şimdi bazen sohbete geliriz, cemaate geliriz, kitap okumaya başlarsın, namaza başlarsın, buraları tanırsın. Bir iki evvela şevk ve zevkle gelirsin. Üçüncünde sıkılmalar başlar. Daralmalar başlar. Bu hafta gelmeyeyim, haftaya gelmelerim başlar. Bak ameliyat yarıda kalır. Bazen gelirsin bir cümle duyarsın. Ya ders de çok ağır oldu sanki. Yani böyle bana böyle nefsime ağır geldi deme. Ameliyat yapıyoruz Üstad Hazretleri. Ama sen o ameliyata sabredersen bak ne oluyor? O kitabı dolaba koydum. Hı. Fakat sonra o ameliyatı şifa karaneden gelen acılar gitti. Lezzet geldi. Ya şimdi o bir yağ bakent Birinci bir neşteri attı. Şahı Geylani ne yaptı? Bir ameliyat yaptı. Evet. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum. Sonra tamamen okudum. Çok istifade ettim. Çok istifade ettim. Virdini ve münacatını dinledim. Çok istifaza ettim. Demek ki bir ameliyatı cerrahiye yaşanacak. Yani Allah'a vasıl olmak için bir kalp ameliyatı yaşayacağız. Mesela benim kalbim temiz diyor değil mi insanlar? Şimdi bugün moda olan bir söz. Benim kalbim temiz diyor. Şimdi birkaç şey okuyacağız. Bakın benim kalbim temiz demek bir iddiadır. Dün de bunu bir yerde bir sohbette ifade etmiştik. Şimdi bakın mesela bir insanın maddi kalbinin sıhhatli olduğunun alameti maddi kalbinin sıhhatli olduğunun alameti azalarının da düzgün ve doğru çalışmasındandır. Mesela bir adamın kalbinden vücuduna kan tam pompalanmıyorsa damarlarında aortunda bir sıkıntı varsa ya gözünde bir körlük, ya ayağında bir sıkıntı, ya da kolunda işte diğer azalarında bir arıza vuku bulabilir mi? Şimdi benim saham tıp değil ama genel olarak söyleyeyim. Peki şimdi bir adamın elinde, ayağında, gözünde, bütün vücudunda arızalar olduğu zaman biz bu adamın vücudundaki kanın asıl pompalayan mekanizmanın sıhhatli çalıştığını söyleyebilir miyiz? O adam dese ki benim kalbim çok iyi çalışıyor bedeni onu yalanlıyor. Azaları onu yalanlar. Öyle değil mi? Ama bir adam var ki Herkül'ü Yunanlı Rüstem İran'ı gibi yani. Böyle tuttuğunu koparıyor. Hakikaten bu adamın kalbi sağlam, vücudu, kan her tarafına tam gidiyor. Hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok. Hükmendiyiz ki bunun kalbi sıhhatli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bakın şimdi şurada bir şey var. Oku bakalım. Kalbin ünvanından. Kalbin ünvanından anlaşılır ki Kalbin satında bulunan bir hastalık, bütün amali bedeniye sekte uğrattığı gibi. Bak, kalbin satında, zahirinde olan bir hastalık, bütün bedene etki ettiği gibi. Kalbin üç yüzü de nifak ile hastalandığı ya, zaman. kalbin iç yüzü nifakla hastalandığı zaman. Efal ruhiye tamamen istikamet bak, üzerine. Bütün lazım ruhani olan, fiiller zarara başlıyor. Demek ki. Kalbin zahirinin sıkıntısı vücuda zarar verdiği gibi kalbin manevi hastalığı da bütün ruhani hallere zarar veriyor. Senin kalbinin temiz olup olmadığının en büyük delili azalarına hükmedebiliyor musun? Mesela gözün ne kadar temiz? Gözünün temizliği kadar kalbin temiz gözün haramla ne kadar içli dışlı? Eğer gözün haramla içli dışlı devam ediyorsa senin kalbin temiz değil. Kalpten göze marifet nuru gitseydi senin gözün ne olacaktı? Harama bakmayacak. Harama bakmayacak sağlam bir göz. Kulağın ne kadar gıybete açık. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iki dudak arası ve iki apış arasını muhafaza dene Koruyana cennet vaciptir diyor. İki dudak arasıyla, iki apış arasını koruyana cennet vaciptir diyor. Şimdi böyle baktığın zaman sen gözün gözünün temizliği kadar kalbin temiz. Dilinin temizliği kadar kalbin temiz. Hayalin temizliği kadar kalbin temiz. Yani kalbim temiz diyen bir adamın azaları kalbe itaat eder. Ama kalbi temiz olmayan bir adamın azaları kalbine itaat etmez. O adam namazda kılsa harama bakabilir. Anlatabildim mi? Çünkü kalpten göze marifet gitmemiş. Kalpten ayağa marifet gitmemiş. Bilmem anlatabildim mi? Eğer hala haramla dışlıysan gözde, dilde, dudakta, kulakta, bütün azada senin manevi kalbinden manevi azalarına giden kan yolları tıkanmış. O zaman ne olacak? sen evvela bir ameliyatı maneviye masar olacaksın. Peki ne olacak? Hatta bakın şurada da bir ifade var. Üstad hazretlerinin şurası. Şurada. Peki kalbin temizine gire. Zira göz. Zira göz kalbin aynesidir. Göz kalbin aynesidir. Bir insanın kalbinin derinlikleri gözlerinden okunabilir. Gözler yalan söylemez diyor ya. Göz vardır ihanetle bakar. Göz vardır zehirli bakar. Göz vardır şefkatli bakar. Ona kadar kalbinden sana buz ederse etsin gözler o kalbi ne yapar? Ele verir. Bir de oku bakalım. Zira göz kalbin aynesidir. Göz kalbin aynesidir. Kalbin müzmeratı gözde görünür. Kalbin sakladıkları gözde görünür. Göz bir şovrum gibidir. Anlatabildim mi? Teşhir eder kalptekini. Hemen kalptekini teşhir eder. O göz, o kalp sıhhatli mi değil mi? O kalpte kim mi var, şefkat mi var? O kalpte kim mi var, zehir mi var? Yoksa ümmet Muhammed'e şefkat mi var? O gözler onu gösterir. O gözler. Adam var. Bakın gözüyle adamı rahatsız eder, hasta eder. Nazar dediğimiz meselenin altında yatan bir sır da budur. Zehirli bir kalpten göz vesilesiyle akan zehirdir o yani. Ama diyoruz ya büyüklerin nazarı diyoruz. Ehlullah'ın nazarı. Bir nazarı Muhammed'i fahmı elmas etti. Eğer delil istersen İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer diyoruz Hazretleri. Bir nazarı Muhammed'i. Bak bakış. Ama nasıl bir nazar o? Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbinden gelen bir nazar. Allah Allah. Subhanehu. O öyle bir ameliyeler geçirmiş ki o kalp Allah'a muhataplığa hazırlanmış. O kalp Allah'ı görmeye hazırlanmış. Sübhanallah. Peki şimdi birinci okuyalım. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrah hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor. Heh, birinci ya baki entel baki. Her şey Allah'a döner. Bakın her şey yok olacak. Allah'a bakan ve çelen müstesna. Bu sırrı yakalayabilmen için bir ameliyat yaşaman lazım. Mesela Üstad Hazretleri diyor ki biz demiyoruz ki diyor sevdiklerini sevme. Çocuklarını seveceksin, eşini seveceksin, malını mülkünü sevebilirsin. Ama bakın burada birer okuyacağım. Masivadan sıyrılmadıkça o sevgi Allah'a değil o çocuğa gider. O sevgi mala gider, mülke gider. Allah muhafaza. Onu putlaştırırsın ona tatmaya başlarsın. Şimdi şurada okuyalım. Ellezi Ellezi ile muttakin arasında münasebete gelince bunların biri tahliye, diğeri tahliyedir. Yani bir nokta farkı var, evet. Tahliye, tathir etmek ve temizlemektir. İki şey, iki şey kalbin Allah'a vasıl olabilmesi iki şey. Evvela kalbi tahliye edeceksin. Yani bir şeyi temizlemeden orayı tezin edemezsin. Yani ben hem cemaate geleyim, hem sohbetlere geleyim, hem kitabı okuyayım ama ben hem de haramlara da devam edeyim. Olmaz, yol alamazsın. Ben hem namaz kılayım ama da hem de Allah'ın muharematından uzak durmayayım. O namaz senin hakikattan namaz değildir yani. Çünkü namazın hakikati seni bütün kötülüklerden alıkoyar. Evet. Tahliye ise tezyin etmek ve süslendirmek manasındadır. Evvela temizlenecek sonra süslenecek. Bunlar... Bakın biraz evvel dedim. Ders uzadı mı yorgunluk çöküyor. Halbuki ders çok önemli bir ders. O yüzden haftaya dokuzu çeyrek geçir derse başlıyoruz. Bütün cemaate duyurulur. Evet. Bunlar birbiriyle arkadaş olup burada olduğu gibi daima birbirine takip ediyorlar. Hı. Onun için kalp takva ile seyyattan temizlenir temizlenmez. Kalp günahtan takva ile temizlenir temizlenmez hemen onun ardından iman ile tezyin edilmiş ya. ve süslendirilmiştir. Evet bak şu da oku. Kur'an-ı Kerim tahliye i seyyiatı 3 mertebesine zikretmiştir. Peki o ya baki entel baki ameliyatı 3 mertebede oluyor. Bir. Birincisi şirki terk. Evvela kalp yani bir, birinci ya baki entel baki bir neşter atıyor kalbine. O neşterde nedir? Evvela şirkten tahliye. Şirk ne demek? He? Peygamber Efendimiz buyurdu ki ben benden sonra sizin hakkınızda şirki hafiden korkarım. Şirk. Şimdi zahiren baktığın zaman Allah'ı inkar eden var mı? Yani Müslümandan yok değil mi? Biz bunu mesela bir mümin için bu manada konuşmayalım ama şu manada konuşalım. Şirk. Amelinde halk mı var, hak mı var? İnsanlar duysun görsün mü var, Allah görsün mü var? O benim cemaatin milyonlarca mı var? Yoksa ben Allah için mi konuşayım mı var? Yani bu da bir şirki hafidir. Riya, kibir, ihlassızlık bunlar nedir? Allah muhafaza gizli şirktir yani. Evvela bundan bir. Bak bu ameliyatın birisi sonra. ikincisi maasiyi terk. Maasi ne demek? İsyan. 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 İsyan sadece Allah'a dil ile olmaz. Hal ile de olur. Ashab-ı kiram efendimiz bir gün yolda yürürken böyle hani deriz ya Karadeniz'de gemileri mi battı? Efendimizle karşı karşıya geldiler. Efendimiz buyurdu ki sende Allah'a küsmüş gibi bir hal görüyorum dedi. Bak sende Allah'a küsmüş gibi bir hal görüyorum dedi. Elinden tuttu. Halbuki benimle el ele yürüyorsun dedi bak. İsyan sadece dil ile olmaz. Hal ile de olur. Nasılsın hiç sorma ya. Canım sıkkın filan. Karadeniz'de gemileri battı manası var ya. İsyan sadece dil ile olmaz. Tavırla da olur. Tavır. Tavırla da olur. Allah muhafaza. Tavır. Allah'a tavır. Haşa. O yüzden her değil mi? Elhamdülillah külli hal. Her halde Allah'a hamdolsun. Ya. İnsan halen de şükredecek. kalende şükredecek. Depremde de buna çok bir adam var. Tabii, tabii depremde de yani gelmeseydin bazı abiler demişler ya. Allah'a küsmüş gibi bir hal. Tabii var. mesela biz deprem bölgesine gittiğimiz zaman yani. eğer hocam siz bunu anlatmasaydınız veya gelmeseydiniz biz Allah'a küsmüştük dedi bazı insanlar yani haşa. Hepsi değil tabi bazı insanlar yani. Demek ki ameliyatta evvela ikhlasızlıktan riyadan sonra yani bir yüzünü halktan hakka çevir. Sonra ikincisi masi terk. O isyanı terk. Üçüncüsü masivallahu terk etmek. Masivallah Allah'tan gayrı her şey masiva denir. Tarlan, bahçen, çoluğun, çocuğun her şey bunlar masivadır. Bura bunu Allah için sevdin mi? Bunların hepsi sana rahmettir. Ama Allah'ı sevmeyi bilmeyip bunları sevmeye başlarsan evvela bunların hepsi senin için imtihan olur. Hatta Üstad Hazretleri bakın 24. sözde ne buyuruyor? şöyle bir ifadesi var. Çok hoş bir ifade. Çünkü çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrı meşruanın cezası Allah şimdi insanda nihayetsiz bir muhabbet vermiş. Niye? Neden? Çünkü muhabbet edeceğin nihayetsiz bir zat. Allah nihayetli mi? Haşa. Sonlu mu? Allah'ın bir sonu var mı? Haşa. Ezeli ve ebedi olan bir Allah. Sıfatları, ilimleri, isimleri, esması hepsi nihayetsiz. Ama Allah bu nihayetsiz olan ismine, sıfatlarına, zatına insanı ne yapıyor? Muhatap kılıyor. İnsanın Allah'ın bu nihayetsiz isim ve sıfatlarına muhatap olması için onun da kalbinde nihayetsiz bir muhabbet tercih edilmesi lazım. Şimdi işte insanın en büyük yanılgısı o nihayetsiz muhabbeti Allah'tan çeviriyor, kendine döndürüyor. İşte Firavun oluyor. İşte Nemrut oluyor. İşte Deccal oluyor. Peki işte bu cemaatin, bu kitap okumaların, buraya gelmeye gitmelerin, işte bir adam tarikata gider, bir şeyhe bağlı, işte üstadla bağlı vesaire kim olursa olsun yani. Bir manevi disipline girmenin şey esprisi ne? Suyu mecrasına yönlendirmek. Muhabbeti Allah'a yönlendirmek. Bakın muhabbeti. Muhabbet Allah'a yönlendi mi? Allah'ı buldu mu? Tarlanı da sevsen ibadet olur. Çocuğunu da sevsen ibadet olur. İşin çünkü sen her şeye Allah'ın bir ikramı, bir ihsanı, bir emaneti, bir lütfu olarak bakarsın. O yüzden evvela Allah sevilecek, sonra her şey sevilecek. E, bunun olması için bir manevi ameliyat için. Ya baki entel baki sana bir neşter atılacak. Ama o neşter atılırken bazen daralacaksın, sohbete gidip sıkılacaksın, saate bakacaksın, ayağın belki bazen derse gelmeye çekmeyecek, ya bu abi bana laf vurdu diyeceksin, olacak bu hoca bana bir şey söyledi. Bunlar hepsi şeytanın nedir? Sana ilkaatlarıdır. O devrede dişini sıkar, sabredersen Allah'ın izniyle o devreye geçersin, ikinci yağ baken terbaki, kir pastan temizlenince... Bak oraya marifetullah nuru, oraya muhabbetullah nuru, oraya müşahedullah nuru olacak yani. O zaman diyeceksin ki abi vay ben bugün ders okudum. Öyle lezzet aldım ki ben burayı önceden hiç böyle anlamıyordum. Ya bugün namazdan acayip bir lezzet aldım. Bugün okudum şuradan çok lezzet aldım. Ya tesbihten lezzet aldım. Ya teravih namazını 8 dekat değil hesabın değil 24'e bir 24 daha kılmak isteyeceksin. Kalp Allah'a dönmedim Ya 8'de de kılmış Resulullah Efendimiz. Böyle rivayetler de var. Filan ibadetten keselim. Ya sohbete bu hafta gelmeyelim haftaya geliriz. Zaten YouTube'dan da izliyoruz. Teknoloji artık arttı vesaire. Ya bugün okumayayım yarın okurum. Ondan sonra, e ben zaten namaz kılıyorum. Yani ben zaten Allah'ı bulmuşum böyle. Her şey olmuş bitmiş gibi. Allah muhafaza. Bunlar ayak kaydırır. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerime ne diyor? Rabbena la tuzigh kulubena Bağız hediyetena, rahme. Ya Rabbi, hidayetini verdikten sonra kalbimizi kaydırma. Demek ki kalp kayabilir. Allah bak bize burada ihtar ediyor. Hidayeti verdikten sonra kalp kayabilir. Kimse kendine güvenmeyecek yani. Allah son nefese de bizi muhafaza buyursun. Amin. Bu bir yürüyüş. Allah'a vasıl olmanın bir yürüyüşüdür. Yürüyüş de bu şekilde oluyor. Evvel ameliyat, sonra süslenme. Evet. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayri meşruanın cezası merhametsiz bir musibet. Ya yerinde sarf etmediğin bir muhabbet yani Allah'a sarf etmediğin bir muhabbetin cezası nedir? Gayri meşru bir muhabbet. Bu gayri meşru yanlış anlamayın. Bir insan bazen olur ki örnek veriyorum bir tarlasına gayri meşru zevk eder. Tapar yani. Halbuki o muhabbeti Allah tarlaya, bağ, bahçeye değil kendi için verdi. Ama sen yolunu şaşırdın, gölgelere saplandın. Bu sefer nedir? Cezası merhametsiz bir musibettir. bir musibettir. Allah yüzünü, yani Cenab-ı Hak kulunun yüzünü kendisine çevirtir. Ha böyle, ha da öyle. O yüzden Allah maliyetli bir şekilde dönmeyi değil, daha böyle usulüyle, daha rahat, maliyesiz bir şekilde dönmeyi nasip etsin. Öyle değil mi? Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın ya. yani. Orayı bitire bitireceğiz. İnsan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hı. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet tercih edilmiştir. İşte i̇stidadı muhabbet değil çünkü nihayetsiz bir Allah sevilecek. O zaman nihayetsiz bir muhabbet tercih edilmesi lazım. Şimdi mesela ben bazen bunu söylüyorum. İki şeyle bir dersi bitireceğiz. Çok da tutmayalım. Ee, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ne buyuruyor? Mesela diyor ki kulu ve şebu ve için israf etmeyin. Değil mi? Yumruk kadar midene seslendiği yerde Allah ne diyor? Sınır koyuyor. Sınır koyuyor. diyor israf etme. Ama Cenab-ı Hak mesela ela bi zikrillah tetmenel kulu kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Çok o başka bir ayette ya eyvellezine amenüskullah zikren kesira. Allah'a ne kadar zikredin? Çokça zikredin diyor. Allah kalbe seslendiği yerde sınır koymuyor. Maddeye seslendiği yerde sınır koyuyor. Çünkü mesela şöyle düşünün. Sınırsızlık aleminden senin içine bırakılan kalbini sınırlı bir alemle beslemeye çalışıyorsun. Kalbini dünya ile beslemeye çalışanlar bu dünyada daima depresyon içerisindedir. Aç geziyor. Çünkü sen Bakın sınırı olmayan bir kalbe sınırlı bir dünyayı atıyorsun. Attın. Doydu mu? Doymadı. İşte bugün bütün bizim Müslüman olarak sıkıntımız, ruh darlığımız, ailemizdeki sıkıntılar, kendi şahsi hayatımızdaki istikametsizlikler, ruhani bunalımlarımız, ibadetimizden, hizmetimizden yani her şeyi ne sayarsanız sayın. Alamadığımız lezzet, götüremediğimiz istikamet o götüreceğimiz istikametin mekanizması olan kalbi bu dünyayla doyurmaya çalışıyoruz. Kalbin gıdası zikrullah'tır. Kalbin kıblesi Allah'tır. Kalbin istikameti Allah'tır. Bakın bunlar çok önemlidir. Allah kalbimizi bu istikametten ayırmasın. Ha. Ama bunun için de bu manevi ameliyata muhatap olmamız lazım. Şimdi mesela Allah bize ne vermedi ki değil mi? Mesela bir kahvenin neyisi var? 40 yıl hatırı var kahveyi yaratanın, kahvenin 40 yılı varsa kahveyi yaratanın, bakın şimdi burada ne güzel bir cümle söyledi Üstad Hazretleri. Bakın bakalım şurada. Ve sonra bitireceğiz en küçük bir cümleyle. Sizin ikinci fıkrada der ki, sizin azalarınızın içinde en kıymetli göz kulaklarınızın maliki kimdir? Hadi nerede? kimdir bunun sahibi? Evet. Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Gözünü kulağını hangi tezgahtan aldın? Bu latif kıymetler göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Değil mi? Şimdi bak yani bir gözün bir fiyatı var ama gözün fiyatı yok mu? Bir kahvenin hatırı var da kahvenin yaratan hatırı yok mu? Allah'ın hatırı yok mu yani? Ama işte bunu idrak o manevi ameliyattan geçiyor. Sonra buraya şunu, oku, şunu bunu bitirdik. Evet. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Yani ne kalp o? Kalp ancak Allah'la ebedle işba oluyor. Evet. Ondan başkasına teveccüh edemez. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. Mesela bir insan af buyurun bazen kusuyor değil mi? Niçin kusuyor? Vücut kabul etmiyor değil mi? O gıdayı kusuyor değil mi? Bakın kalp de kusuyor. Kalp de kusuyor yani. Kalbin gıdası zikrullah. Oraya onun haricinde ne koyuyorsan kusuyor. Herkes hayatına, etrafındaki insanlara baksın. Evet. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. Ya. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. fatır Hakimin Celle Celaluhu emrine muti olan o sultanla itaat et. Kurtul. O da kalptir. Evet. Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Yani batan şey güzel değildir. Sönen şey güzel değildir. Güzel ona denir ki hiç sönmesin. Hiç batmasın. Bir de oku. Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Dünyanın en güzeli de bir gün en çirkini oluyor mu? Evet. Aşk yani bugün senin en güzel diye koştuğun şeyler yarın en çirkin. Ne demek? Bugün bak her şey para mülk koşuyoruz. Gün geliyor param da olsa yiyemiyorsun. Değil mi? Adam mesela işini vermeye gerek yok. Bir tane adam vardı. Çok zengin bir adam. Türkiye'nin zenginlerinden. Ne yapıyordu? Kabaktan başka bir şey yiyemiyorum diyordu yani. Bak. Bak, senin peşinden koştuğun dünya bir gün sana yüzüne bile bakmayım, terk ediyor. Mesela ne gibi? Gençlik gibi. Değil mi? Bak, gençlik gibi. Peşinden çok koşuyorsun ama bir gün seni terk ediyor. Mal, seni bir gün terk ediyor. Bakın, sıhhat terk ediyor. Şöhret terk ediyor. E o seni terk etme. sen onu terk et? Nasıl? Yani iflas mı edelim? Hayır o değil. Kalben terk et. Kalben terk et. Bazen diyorum arabayı garaja koy. Kalbine koyma. Parayı kasaya koy. Keseye koy. Kalbine koyma yani. Evet. Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Evet. Aşk-ı ebedi için yaratılan Ebedi aşk için yaratılan Ve ayni samet olan kalb ile sevilmez Ya samedin aynesi olan kalb ile sevilmez Ve sevilmemeli, ve sevilmemeli. Bir ehlullah'tan böyle okumuştum 40 senedir kalbimin kapısında durdum, nöbet bekledim, içeriye rıza ilahiden başka hiçbir şeyin girmesine izin vermedim diyor. Onun muhabbetinden başka hiçbir şey. O yüzden herkes kalbinin bekçisi olsun bekçi olmazsa içeri her şey girer. İçeri her şey girerse anarşi çıkar. Allah muhafaza kalp öldü mü bütün maneviyat ölür. O yüzden kalp ruhun namusudur. Diye kalp ruhun ayıbını görmez diye mesela. O yüzden dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak o yüzden bu her şey helak olacak. Allah'a bakan veçeler müstesna. Sadece biz bir yağ bakente okuduk onun olabilmesi için evvela bu ameliyatı yaşamamız icap ediyor. Cenab-ı Hak bunu hakikaten hikmetiyle, haliyle yaşamayı nasip etsin, sabrı nasip etsin, neticesiyle de bizi mükafatlandırsın. El-Fatiha.